Tarih'ten YouTube kanalında derin tarihi bilgileri sizlere sunuyoruz. Hemen abone ol, beğen ve bildirimleri açmayı unutma. Anlushan İsyanı, Tang Hanedanlığı'nın dönüm noktası. Anlushan İsyanı 755. 763 yılları arasında Tang Hanedanlığı'nın kuzeydoğu eyaletlerini sarsan ve Çin tarihindeki en yıkıcı isyanlardan biri olarak kabul edilen bir olaydır. İsyan, General Anlushan'ın önderliğinde gerçekleşti ve Tang Hanedanlığı'nın gücünü zayıflatarak imparatorluğu uzun bir gerileme dönemine soktu. Anlushan kimdir? Anlushan Sogd ve Türk kökenli bir generaldi. Tang Hanedanlığı'na hizmet etti ve kuzeydoğu sınırındaki Fanyang, modern Pekin, şehrinin valisi oldu. Anlushan, zeki ve hırslı bir liderdi. Askeri yeteneği ve karizmatik kişiliği sayesinde büyük bir ordu oluşturmayı başardı. İsyanın nedenleri. Anlushan isyanının birden fazla nedeni vardı. Başlıca nedenler şunlardır. Hanedanlığın zayıflaması. Tang Hanedanlığı 8. yüzyılın ortalarında zayıflamaya başlamıştı. İmparator Xuanzong lüks ve eğlenceye düşkün bir liderdi. Bu durum hanedanlığın prestijini zedeledi ve halk arasında hoşnutsuzluğa yol açtı. Askeri ve siyasi huzursuzluk, Tang Hanedanlığı'nın ordusunda bölünmeler vardı. General Anlushan, kuzeydoğu sınırındaki ordunun kontrolünü ele geçirdi ve hanedanlığa karşı bir tehdit oluşturmaya başladı. Ekonomik eşitsizlik, Tang Hanedanlığı döneminde zenginler ve fakirler arasındaki uçurum artmıştı. Bu durum halk arasında hoşnutsuzluğa yol açtı. İsyanın gelişimi, Anlushan isyanı, 16 Aralık 755'te başladı. Anlushan, Yan Hanedanlığı'nı kurarak Tang Hanedanlığı'na karşı savaş ilan etti. İsyancılar hızla ilerlediler ve başkent Chang'an'a, modern Xi'an, yaklaştılar. Tang Hanedanlığı isyanı bastırmak için büyük bir ordu gönderdi. İsyancılar ve hanedanlık ordusu arasında uzun ve kanlı savaşlar yaşandı. 757 yılında Anlushan, kendi oğlu An Qingsu tarafından suikaste kurban gitti. İsyanın sonuçları Anlushan isyanı 763 yılında Tang Hanedanlığı'nın zaferiyle sona erdi. İsyan Tang Hanedanlığı'na büyük zarar verdi. Hanedanlığın topraklarının büyük bir kısmı harap oldu ve nüfusu önemli ölçüde azaldı. İsyan Tang Hanedanlığı'nın gerileme döneminin başlangıcı olarak kabul edilir. Anlushan isyanının önemi. Anlushan isyanı, Tang Hanedanlığı'nın tarihinde bir dönüm noktasıdır. İsyan, hanedanlığın zayıflamasına ve gerilemesine yol açtı. İsyan, Tang Hanedanlığı'nın siyasi ve sosyal yapısında da önemli değişikliklere neden oldu. Anlushan isyanı hakkında ek bilgiler. Anlushan isyanı, Çin tarihindeki en büyük ve en yıkıcı isyanlardan biridir. İsyan, Tang Hanedanlığı'nın topraklarının büyük bir kısmını harap etti ve nüfusu önemli ölçüde azalttı. İsyan, Tang Hanedanlığı'nın gerileme döneminin başlangıcı olarak kabul edilir. Anlushan isyanı, Çin edebiyatında ve sanatında önemli bir yere sahiptir. Anlushan isyanı. Derinlemesine inceleme isyanın öncesi. Anlushan isyanı bir anda ortaya çıkan bir olay değildi. İsyanın öncesinde Tang Hanedanlığı'nda bir dizi gelişme isyanın zeminini hazırlamıştı. Bu gelişmelerden bazıları şunlardır. Hanedanlığın zayıflaması, 8. yüzyılın ortalarında Tang Hanedanlığı bir dizi iç ve dış sorunla karşı karşıya kaldı. Bu sorunlar hanedanlığın zayıflamasına ve prestijinin zedelenmesine yol açtı. Askeri ve siyasi huzursuzluk, hanedanlık ordusu bir dizi bölünme ve isyanla uğraşıyordu. General Anlushan bu durumdan faydalanarak kuzeydoğu sınırındaki ordunun kontrolünü ele geçirdi. Ekonomik eşitsizlik, Tang Hanedanlığı döneminde zenginler ve fakirler arasındaki uçurum artmıştı. Bu durum halk arasında hoşnutsuzluğa yol açtı. Anlushan'ın yükselişi. Anlushan Sogd ve Türk kökenli bir aileden geliyordu. Askeri yeteneği ve karizmatik kişiliği sayesinde Tang Hanedanlığı'nda hızla yükseldi ve kuzeydoğu sınırındaki Fanyang şehrinin valisi oldu. İsyanın başlaması. Anlushan isyanı 16 Aralık 755'te başladı.
Anluşan, Yan Hanedanlığını kurarak Tang Hanedanlığına karşı savaş ilan etti. İsyancılar hızla ilerlediler ve başkent Chang'an'a modern Xi'an yaklaştılar. İsyanın gelişimi. İsyan Tang Hanedanlığını büyük bir şaşkınlık içinde yakaladı. Hanedanlık isyanı bastırmak için büyük bir ordu gönderdi. İsyancılar ve hanedanlık ordusu arasında uzun ve kanlı savaşlar yaşandı. Savaşın önemli gelişmeleri. 756. İsyancılar Tang Hanedanlığının başkenti Chang'an'ı ele geçirdiler. İmparator Xuanzong Sichuan'a kaçmak zorunda kaldı. 757. Anluşan kendi oğlu Anqingshu tarafından suikaste kurban gitti. 758. Tang Hanedanlığı ordusu isyancıları Chang'an'dan çıkarmayı başardı. 763. İsyancılar Tang Hanedanlığı ordusu tarafından kesin olarak yenildi. İsyanın sonuçları Anluşan isyanı Tang Hanedanlığına büyük zarar verdi. Hanedanlığın topraklarının büyük bir kısmı harap oldu ve nüfusu önemli ölçüde azaldı. İsyan, Tang Hanedanlığının gerileme döneminin başlangıcı olarak kabul edilir. İsyanın etkileri, siyasi etkiler, Anluşan. İsyanı Tang Hanedanlığının merkezi otoritesini zayıflattı. İsyandan sonra hanedanlık üzerinde yerel generallerin etkisi arttı. Ekonomik etkiler, isyan Tang Hanedanlığının ekonomisini büyük ölçüde tahrip etti. Tarım ve ticaret büyük zarar gördü. Sosyal etkiler, isyan Tang Hanedanlığının toplumunu derinden etkiledi. Nüfusun önemli bir kısmı savaşlarda ve kıtlıklarda hayatını kaybetti. Anluşan isyanının tarihsel önemi. Anluşan isyanı Tang Hanedanlığının tarihinde bir dönüm noktasıdır. İsyan, hanedanlığın zayıflamasına ve gerilemesine yol açtı. İsyan, Tang Hanedanlığının siyasi ve sosyal yapısında da önemli değişikliklere neden oldu. Anluşan isyanında ölen ve yaralananların sayısı Anluşan isyanı Tang Hanedanlığının tarihindeki en yıkıcı olaylardan biridir. İsyan sırasında tam olarak kaç kişinin öldüğü veya yaralandığı bilinmemekle birlikte tarihçiler tarafından yapılan tahminler oldukça yüksek rakamlara ulaşmaktadır. Ölü sayısı. Toplam. Bazı tarihçiler isyan sırasında ölenlerin sayısının 36 milyona kadar ulaşabileceğini tahmin etmektedir. Bu sayı Tang Hanedanlığının o zamanki nüfusunun yaklaşık 1/3 anlamına gelmektedir. Askeri kayıplar. İsyan sırasında her iki tarafta da büyük sayıda asker hayatını kaybetti. Tahminlere göre isyanda ölen askerlerin sayısı 1 milyonu aşmaktadır. Sivil kayıplar, isyanın en büyük etkisini sivil halk üzerinde gösterdi. Savaşlar, kıtlıklar ve hastalıklar nedeniyle büyük sayıda sivil hayatını kaybetti. Yaralı sayısı, toplam, isyan sırasında yaralananların sayısına dair kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Fakat ölenlerin sayısına bakıldığında yaralı sayısının da oldukça yüksek olduğu tahmin edilmektedir. Askeri yaralılar. Savaşlarda her iki tarafta da büyük sayıda asker yaralandı. Yaralı askerlerin bir kısmı tedavi edilerek tekrar savaşa dönerken, bir kısmı da hayatını kaybetti. Sivil yaralılar, savaşlar ve kıtlıklar büyük sayıda sivilin yaralanmasına da neden oldu. Yaralı sivillerin bir kısmı tedavi imkanı bulamazken, bir kısmı da yaralarının etkisiyle hayatını kaybetti. Diğer kayıplar, mülteciler, isyan nedeniyle büyük sayıda insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Mülteciler, savaşın ve kıtlığın en büyük mağdurları arasında yer aldı. Ekonomik kayıplar, isyan, Tang Hanedanlığının ekonomisini büyük ölçüde tahrip etti. Tarım ve ticaret büyük zarar gördü. Nüfusun azalması, Anluşan isyanının en belirgin sonuçlarından biri, Tang Hanedanlığının nüfusunda yaşanan büyük azalmadır. İsyandan önce Tang Hanedanlığının nüfusu yaklaşık 50 milyon civarındaydı. İsyandan sonra ise nüfusun 30 milyona kadar düştüğü tahmin edilmektedir. Bu azalma savaşlarda ve kıtlıklarda ölenlerin ve göç edenlerin sayısına bağlıdır. Bölgesel farklılıklar.
İsyanın etkisinin her bölgede aynı olmadığını da belirtmek gerekir. Savaşların en yoğun yaşandığı kuzeydoğu bölgelerinde nüfus azalması daha fazla olmuştur. Güneydeki bölgeler ise isyandan nispeten daha az etkilenmiştir. Kayıpların etkisi, nüfusun azalması, Tang hanedanlığının ekonomisini ve askeri gücünü de zayıflatmıştır. Ayrıca isyanın yarattığı sosyal travma, hanedanlığın uzun yıllar boyunca toparlanmasını zorlaştırmıştır. An Lushan isyanı sonrası, düşüş ve değişim. An Lushan isyanı, Tang hanedanlığının tarihinde bir dönüm noktasıdır. 755'te başlayan ve 760'te sona eren isyan, hanedanlığın zayıflamasına ve gerilemesine yol açtı. İsyandan sonra Tang hanedanlığı bir daha asla eski gücüne kavuşamadı. İsyanın sonuçları, nüfus azalması, isyan, Tang hanedanlığının nüfusunu önemli ölçüde azalttı. Tahminlere göre isyan sırasında 36 milyona kadar insan hayatını kaybetti. Ekonomik tahribat. İsyan, Tang hanedanlığının ekonomisini büyük ölçüde tahrip etti. Tarım ve ticaret büyük zarar gördü. Siyasi zayıflama. İsyan, Tang hanedanlığının merkezi otoritesini zayıflattı. İsyandan sonra hanedanlık üzerinde yerel generallerin etkisi arttı. Sosyal değişimler. İsyan, Tang hanedanlığının toplumunda da önemli değişikliklere neden oldu. Savaşlar ve kıtlıklar büyük sayıda insanın yerinden olmasına ve sosyal yapının değişmesine yol açtı. An Lushan isyanı sonrası yaşananlar. Güç mücadeleleri. İsyandan sonra Tang hanedanlığında iktidar mücadeleleri yaşandı. Bu mücadeleler hanedanlığın daha da zayıflamasına yol açtı. Dış tehditler. İsyandan sonra Tang hanedanlığı, Uygur Kağanlığı ve Tibet İmparatorluğu gibi dış tehditlerle de karşı karşıya kaldı. Ekonomik reformlar. Hanedanlık ekonomisini düzeltmek için bir dizi reform uygulamaya çalıştı. Fakat bu reformlar yeterince başarılı olamadı. Askeri zayıflama. Tang hanedanlığının ordusu da isyandan sonra zayıfladı. Bu durum hanedanlığın dış tehditlere karşı koymasını zorlaştırdı. Sonuç olarak An Lushan isyanı Tang hanedanlığının tarihinde bir dönüm noktasıdır. İsyan hanedanlığın zayıflamasına ve gerilemesine yol açtı. İsyandan sonra Tang hanedanlığı bir daha asla eski gücüne kavuşamadı ve 907 yılında sona erdi. An Lushan isyanı Tang hanedanlığının tarihindeki en yıkıcı olaylardan biridir. İsyan sırasında ölenlerin ve yaralananların sayısı tam olarak bilinmemekle birlikte tarihçiler tarafından yapılan tahminler oldukça yüksek rakamlara ulaşmaktadır. İsyan, Tang hanedanlığının zayıflamasına ve gerilemesine yol açtı. Yorum, An Lushan isyanı Tang hanedanlığının çöküşünün başlangıcı olarak görülebilir. İsyan, hanedanlığın zayıflıklarını ortaya koydu ve gerileme sürecini hızlandırdı. İsyandan sonra Tang hanedanlığı bir daha asla eski gücüne kavuşamadı ve 907 yılında sona erdi. Not: Bu bilgiler An Lushan isyanının sonuçları hakkında genel bir bakış sunmaktadır. Daha detaylı bilgi için lütfen ilgili kaynaklara bakınız. Tarihten YouTube kanalında derin tarihi bilgileri sizlere sunuyoruz. Hemen abone ol, beğen ve bildirimleri açmayı unutma.